Ben normalde e, Gazze Aşicaiye ilçesinden e, geldim. Filistin asıllıyım. E, Türk vatandaşıyım aynı zamanda. 6 yıl 6 yıldan beri Ankara'da bir 6 ay süreci. O zaman da hani üniversiteye giriş sınavı dediğimiz bir sınav var. O sınava girerek tıp fakültesini kazandım. Marmara Tıp Fakültesi. E, bunun için tabii İstanbul'a geldim ve o da o zamandan bu yana 96'da 95'ten itibaren hep İstanbul'da kaldım. Şimdi savaş maalesef evet. ilk değildi ve son da belki olmayacak. O gün bugün yaklaşık bir 73 gün geçmiş oldu şu bunun üzerinde. Maalesef önceki savaşların kadar bu bomba tonlarca maalesef yağdı. Memleketi ben iki yıl önceki bombardımandan sonra dediler ki artık memleketi tanımayacaksın. Benim oturduğum aşçıcağı şimdi de haberlerde de gündemde. Orada şu an hali hazırda aktif bir çatışma var. Ailemizden orada kalan sadece bir babam kaldı. Tabii onunla da şu anda maalesef iletişim yok. Diğer kız kardeşlerim benim erkek kardeşlerim ayrıldı şu an Gazze'nin ortasında. Güney tarafına doğru gittiler. Çatışmadan dolayı şu an tabii haber alamıyoruz maalesef. Son bombardmanda bayağı şehir şekli değişti. Ee, bizim yine evimiz şu an durumunu bilmiyoruz. Üç hafta öncesine kadar evimizde bir hasar yoktu. Babamın e, iki hafta önce bir e, yaralanma, ayaktan yaralandığını ama genel durumunun çok iyi olduğunu ama bizzat kendisiyle henüz konuşamadığımı söyleyebilirim. Neden? Çünkü telefonun da kendisinde bozulduğu için. Şimdi alacak telefon da yok. Hatlar zaten gidiyor, internette gidiyor. O yüzden e, memlekette de, yani oradaki kardeşlerim de onunla iletişimleri, iletişimleri 10 gündür aslında veya bir haftadan fazla yok. Şimdi yakınım derken, evet, yani birinci dereceden kardeşlerimden olmamış ama e, ikinci kuşak akrabalardan amca oğullarından savaşın ilk üç gününde birini genç, e, ilk hafta içinde birinin, başka birinin, e, hanımı ve üç çocuğu ee, onun e, biri savaşın bir yaklaşık 35. gününde e, komple bir bina yıkılarak toplan bir 31 kişi bildiğimiz şimdi hani evi yıkılanlar da bahsetmiyorum onlar da var o zulüm öyle bir zulüm ki yüzü görünen var görünmeyen var yani ben zaten ilk geldiğim gün bile olayla geçti buraya gelirken benim iki tane kardeşim şehit yani bombardımanlarda da önceki savaşlarda. Ama artık her sokakta, her ailenin, her evin bir şehidi var. Eskiden bir şehit olduğunda en azından bütün mahalle ona gidebilirken şu an artık mahallenin kendisi komple şehit bloklarından oluşmakta. Bu da çok az izliyorlar. Biz yani de evimizde televizyonu şey yapmadığımız için biz bilerek onlar hani psikolojisi bozulmasın diye hani büyük kız hariç e, ve ortadaki ortaokuldaki kız yani hani az çok biliyorlar ama büyük kız daha çok ...görüntüleri biliyor ama biz olabildiğince onlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü onların psikolojisini çok bozulacağını tahmin ettiğimiz için... ...göstermemeye çalışıyoruz. Biz mümkün olabildiğince saklamaya çalışıyoruz. Sözler yetmez, söylenecek gerçekten laf yok. Ee, birçok bomba veya birçok roket... ...intelligent roket değil yani böyle zeki değil. Ee, rastgele saptanan roket tipinden yani demek ki hedef yönelik değil. Benim kardeşim mesela yaklaşık bir buçuk ay önce hani savaştan hani bir üçüncü hafta hani güneye gidin dediklerinde bir ziyarete gidiyordu. Tam oraya gitmiyordu. Önündeki araç bomba, bombalandı. Hani o, o araç açık bir araç kamyon. İçinde göç eden insanlar var. Sivil oldukları belli. Bu sadece bir örnek. Biz burada bir insanın boğazı ağrıyorken ben nefrolog olarak farklı şeylerle uğraşıyorum daha çok. Ama aynı zamanda hastalarımızın bir yeri ağrıyor. Yatırdığımız hastalar, ağır hastalarla uğraşıyoruz. Biz nefroloji uzmanıyız. E, Ama basit şikayetleri gidermeye çalışırken, e, illerimiz bile aşağıda az önce bir işlem yaparken, bol bir tıkon, e, uyuşturucu kullanmışken, bizim oradaki halkımıza uyuşturucu yapmadan dikiş yapmak, ameliyat yapmak, ağır yaralarını toparlayamıyorken, biz burada ee, hastalarımızın hakkı olan e, basit yaralarını sarmaya çalışırken bu bizim içimize gerçekten kalbimize yarılıyor. Ama bu bizim görevimiz olduğu için yapmamız gerektiği için zaten yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ve biz eğer bu işleri yapmıyorken ya, yapmıyor olsaydık aslında açıkçası televizyonun karşısında oturup. E, Ölürdük yani bu. Psikolojimiz çok bozuldu. Bu Biz burada açıkçası kendimizi hizmet yaparak teselli ediyoruz. Biz de aslında e, Sağlık Bakanlığı'na bizim bir derneğimiz de var. Doktor e, Filistinli Tabipler Birliği burada. E, Filistin mensupları Derneği, Filmet. Bunun aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Ve orada gönüllü olarak gitmek iste, isteyen arkadaşlarımız e, listesi hazırlandı. Ama maalesef e, buna izin verilmedi. Yoksa orada... Keşke benim elimde olsa hani burada ben devlet memuru olduğum için belli kısıtlıklarım var. Bir görevlendirmeyle her ay bir haftada bile bu savaşın dışında da orada hizmet yapmak istiyorum. Çünkü bizim son veya tek olan nefrolumuz burada, orada şehit düştü. Oradan ayrılmak istemedi. Orada bir nefroloji hizmeti verecek bir bizim uzmanlığımıza sahip bir insan yok. Gazze için söylüyorum. Eve gitmek istiyoruz. Gitmek isteyen birçok arkadaşım var. Benden çok hani cerrahlara ihtiyacı olduğu için listenin başında onlar var. O yüzden kişke gidebilseydik ama maalesef gidemedik. Ben ben burada açıkçası Türk halkımıza teşekkür etmek isterim ama yani açıkçası kişke daha fazlasını yapabilseydik halk olarak toplum.